Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Fatih Mekke 10. sefir 66. kısım. Fasıl içinde vasıl. Tavafın caiz olduğu vakit. Bazı bilginler tavafın sabah ve ikindi namazından sonra caiz olduğunu düşünmüştür. Bunun nedeni Hazreti Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem gördüğüm bir rüyadır. Peygamber Kabe'ye yönelmiş ve şöyle diyordu. Ey Maliki ya da ey Sakin, kuşku bendendir. Bu evi tavaf eden veya gece veya gündüz dilediği bir vakitte burada namaz kılmak isteyenleri engellemeyiniz. Çünkü Allah o kişinin namazından onun adına kıyamet gününe kadar bağışlanma dileyecek bir melek yaratır. Bu vakitten itibaren ben daha önce bu konuda kuşkum var iken tavafın bu iki vakitte caiz olduğunu düşündüm. Çünkü Nesai'nin aktardığımız hadise benzeyen hadisinde bilginlerin bir takım kuşkuları olduğunu görmüştüm. Bu doğru rüyayı gördüğümde ise kuşkum kalktı ve Allah'a hamdolsun Nesai'nin ve Ebu Zer el-Gıfari'nin hadisinin güvenilir olduğuna inandım. Bazı bilginler ise tavafın güneşin doğuşu ve özellikle de batışı esnasında yapılamayacağını söylemiştir. Bazı bilginler ise ikindi ve sabahtan sonra mekruh olduğunu, doğumu ve batımı esnasında ise yapılamayacağını söylemiştir. Bazı bilginler ise bütün vakitlerde yapılabileceğini söylemiştir. Bu bizim de görüşümüzdür. Şu var ki ben güneşin doğuşu ve batışı esnasında tavafa girmeye mekruh sayarım. Fakat güneşin doğumu ve batımından önce ihrama girilmesi durumunda iş değişir. Namaz kılan insanın kıblesi güneşin doğuş veya batış yeridir. Çünkü oraya yönelmektedir. Bu nedenle tavafı mekruh sayar. Güneşin doğuşu veya batışı değilse bunda bir beis yoktur. Kabe'de ise hüküm ona aittir ve dilediği yere döner. Öyle ki doğumlu esnasında güneşe yönelmeyeceği gibi batarken de ona yönelmez. Kuşkusuz namaz kılan insan Kabe'ye yöneldiğinde görünüşte güneşe tapanlardan ayrılmıştır. O hiç kuşkusuz iki hadisin yorumu nedeniyle de batında da onlardan ayrılır. Nesai'nin hadisi şuydu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ey Abdümenaf oğulları! Bu evi tavaf etmek ve dilediği gece veya gündüz bir vakitte namaz kılmak isteyenleri engellemeyiniz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada özel bir hal belirtmemiştir. Çünkü kul evi gördüğünde güneşin doğuş veya batış yerine yönelmeme imkanına sahiptir. Kabe'nin dışında ise bu imkan yoktur. Öyleyse Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılınan yerde bir engel konulmasını tavsiye etmesi pek güzeldir. Böylece insan güneşe yönelmez. Ebu Zer hadisinde ise şöyle denilir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Güneş batıncaya kadar ikindi namazından sonra, güneş doğuncaya kadar da sabah namazından sonra namaz kılınmaz. Mekke hariç, Mekke hariç, Mekke hariç. Bu hadis gördüğümüz rüyayı destekler. Bilmelisin ki Allah sürekli tecelli eder ve onun tecellisini vakitler sınırlamaz. Perdeler sadece bizim gözümüzden kalkar. Allah Teala şöyle buyurur. Senin gözünden örtüyü kaldırdık. Başka bir ayette ise biz ona sizden yakınız fakat siz görmezsiniz buyurur. Burada kastedilen can çekişen insandır. Halil İbrahim peygamber şöyle buyurur. Ben batanları sevmem. Hiç kuşkusuz o Allah'ı seviyordu ve o yok olan ve batan değildir. Allah'ın tecellisi sürekli, yakınlığı zorunludur. Şu veya bunun arasında olan ise senin bugün uyuyan olmandır. Dolayısıyla hakkı müşahede eden kimseye hiçbir engel yoktur. Bu nedenle bu esnada Allah'ı zikretmek yasaklanmamış, namazı beklemek ve dua etmek için bu ikisinin arasında oturmak engellenmemiştir. Yasaklanan şey özellikle secde etmektir. Kafirler bu esnada güneşe secde ederler. Burada akıl ile anlaşılan bir sırra dikkat çekilir. Onlardaki inançsızlığın etkisi imanın bizdeki etkisinden daha güçlü olamaz. Hatta inançsızlığın etkisinin ortaya çıkması engellenir. Nitekim bu durumda kafirlerin secde etmesinden dolayı mümin Allah'a secde etmekten alıkonmuştur. Engelleyen her zaman güçlüdür. Bilmelisin ki burada bir sır gizlidir ki Allah onu ariflerin dışındaki kimselerden gizlemiştir. Allah bu engellemeyle kafirler üzerinde ilahi hakkın bir yönünü bıraktı. Bu kadarıyla da engelleme gerçekleşmiş, güç hüküm bakımından kafirlerin
güneşe secde ettiği bu vakitte müminin secde etmekten alıkonmasında ortaya çıkmıştır. Söz konusu hak Allah-u Teala'nın şöyle buyurmasıdır. Rabbin ancak kendisine ibadet edilmesini emretti. Nitekim öyle de yaptılar. Çünkü insanlar sadece kendisini ilah zannettikleri için güneşe tapmıştır. Dolayısıyla onlar güneşin kendisine değil Allah'a tapmıştır. Hatta onlar güneşi Allah saymıştır. Onların bir bilgini beni konuk etmiş, onunla güneşe tapma ve secde hususunda sohbete koyulmuştuk. Bana şöyle demişti. Allah'tan başkası yoktur. Güneş ise Allah'a en yakın şeydir. Allah ona ışığı ve yararları koşmuş, biz de Allah'ın kendisine tevdi ettiği bu özellik nedeniyle yüceltiyoruz. Hak nispette yanılsalar bile onların kendinden başkasına ibadet etmediklerini bilir. Mümin ise sadece Allah'a ibadet eder. Bu durumda Allah'a inanışta mümin kafire benzer. Böylelikle iş ilahi şeriatın bir benzeri olur. Bir kısmı bir kısmını hükümsüz kılar. Burada küfür imanı etki etmiş olsa bile o imandan daha güçlü değildir. Bilakis iş belirttiğimiz gibidir. Başka bir ifadeyle kafirde de bir ilaha inandığı için bir gerçeklik bulunur. Fakat ilahlığı güneşe nispet ettiği için kafirdir. Böylelikle hak onların kendisine yöneldiği anlamı dikkate alır. Buradan ise müminlerin dışında onların secdeye tahsis edilmesi sabit olur. Ayrıca bu esnada müminlerin Allah'a secde edişinin hükümsüzlüğü de ortaya çıkar. Öyleyse bu inansızlığın imandaki değil, imanın imandaki etkisidir.